Evet, günaydın. Belki kanalın ilk adam akıllı vloguyla karşınızdayım. Saat 7.40 gibi, yine gözlerim şiş. Bugün yoğun bir gündem var, eğer çekebilirsem. Bunları duyuyorsanız muhtemelen halletmişimdir. Ama bunları duymuyorsanız o vlog iptal olmuştur. Bugün Kadıköy'e gideceğim. Artı olarak dersler var. Spora da gideceğim. Bunları size kısa kısa göstermeye çalışacağım. Yapabildiğim kadar. Şu an saat dediğim gibi 7.40 falan. Yeşil çay içeceğim. Şöyle göstereyim sizlere. Şekil bardağımız ve yeşil çay demleniyor şu an. Bu şekilde. Evet, geldik kahvaltı kısmına. Gördüğünüz gibi ben 7 yumurta yiyeceğim tavada. Şimdi bu bir şov değil arkadaşlar. Yani video için yapmadım. Kısaca bahsedecek olursam şu şekilde. Benim glutene alerjim var. Bu yüzden de ekmek falan hani o tür şeyler çok yemiyorum. Kilo almam da gerekiyor çünkü spor yapıyorum. Okulda da kilo almak biraz zor. Bunu zaten günde kaç para harcıyorum videosunda bahsedeceğim. O yüzden bu şekilde yumurtaya gömüyorum. Şimdi aşama aşama çekmek isterdim ama yumurtayı kıramam. Tekelle kıran usta bir insan değilim. Aşama aşama göstermeye çalışacağım ama yine de. Evet, sadece 6 tanesini kırabildim şimdilik. Çünkü tam görebiliyor musunuz, sınır eşiğine geldi. Bir tane daha kırarsam ben bunu tavaya götüremem. Şöyle 80 derecede yağı biraz sıcatıyorum. Burada yumurtamız tek kaldı. Ve bir üzgün suratı var burada. Şimdi oftayken çırpabildiğim kadar çırpacağım. Aslında benim mutfak yeteneklerim çok iyidir de burada tabii kısıtlı şeylerle arkadaşlar ancak bu kadar. Ben yumurtayı çırpılmış seviyorum. Bayağı bir çırpmaya çalışacağım. Hani böyle hafif köpük gelene kadar olur ya. O şekil. Tabii bu aşamanın hepsini göstermek istemiyorum size. Ama son halini gösteririm. Bu derece işinden de anlamıyorum bu arada. Bizim evdeki seviyeli yani ne bileyim 1-2-3 şeklinde. Bunda 120 derece diyor ama hangi derece daha iyi olur bilmiyorum. Varsa fikri olan onu da alabilirim. Biraz daha çırpayım şöyle. Ardından pişirme kısmına geçeceğim. Evet, şimdi kargo merkezine gidiyorum. Ders arasında. Şu an saat 9.30. Bir mat satın aldım. Biliyorsunuz spor yapıyorum ve okulda hani yere yatacak bir yer yok. Özellikle spor salonunda zaten kirli oluyor. Özellikle karın bölgesini çalışmak için mat zorunlu bir şey. Bakalım en ucuzunu aldım. Fiyat performans olacak mı? 13.5 TL falan da sanırım. Kargo merkezinde size şöyle göstermiş olayım ben. Bu şekilde şurası sağlık merkezi. Şu aşağı tarafta kargo merkezi olacak. Şöyle gidelim. Evet, şu ATM'nin solundaki kapı kargoların geldiği nokta. Ama açıldı mı bilmiyorum. Bakacağız. Evet, matımızı aldık bakalım. Evet, ilk iki ders bitti. E-Free Station'dı, yani bilgisayar dersinde uygulama dersi denilebilir. Şimdi spora gidiyorum 11'den 12'ye kadar. Sporlar da 1 saat oluyor bu arada, yani şey pandemiden ötürü sadece 1 saat hakkımız var. O da 20 kişi girebiliyor. Bakalım içeriği çekmeyi de deneyeceğim. Hocadan bir izin isteyeceğim. Diyeceğim hocam çekebilir miyim falan filan. Okey derse birkaç şey gösterebilirim size. Ama insanları göstermem yani çünkü sıkıntı olabilir. O yüzden çevreyi gösteririm. Ya da gösterdiğim insanlardan izin alırım falan filan. Bu arada yanımdan bir insan geçince benim odağım gidiyor. Buna daha alışamadım. Alışacağım ama. Bir anda kilitleniyorum yani. Ama o geçecek. Buna inanıyorum. Belki bugün Kadıköy'de çekerken de bunu halledebilirim diye düşünüyorum. Bu şekilde. Evet, şöyle güzel bir manzara yakalamışken çekeyim dedim. Şu tam sağ tarafta gördüğünüz bina spor salonu. Soldaki de gösteri merkezi. Pekol diye geçiyor. Orada bazı derslerimiz oluyor. Burası da göl. Bunu zaten kampüs videosunda çok güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ama şöyle çok güzel bir atmosferi var diyebilirim. Hatta biraz da sizi motive etsin. Yani bu okula gelmek için ya da herhangi bir üniversiteye gitmek için biraz daha gaza gelin. Ben tam şuraya gideceğim. Oraya geldikten sonra da görüşürüz. Evet, hocalardan izin aldık. Şimdi basma zamanı. Kısa kısa kesitler göstereceğim ama tamamını gösteremem. Çünkü tek başımayım. Hani hem spoiler yapıp hem gösteremem. Ama ortam hemen hemen bu şekilde. Benim de sağ omzumda bir sakatlık var. O yüzden çok fazla çalışamıyorum ama bir saatte olduğu kadar diyelim.
daha alabilir miyim? Bir pilav daha alabilir miyim? Evet, dersler bitti. Şimdi artık Shuttle'a doğru gidiyorum. Shuttle'da okul otobüsü Kadıköy'e giden. Sonra zaten Kadıköy'de devam edeceğim videoyla bu şekilde. Evet, Kadıköy'e gelmiş bulunmaktayım. Maça saatler kaldı artık. Old Man Bar diye bir yerde toplandık üniversiteler olarak. Bayağı bir Fenerbahçeli var burada, zaten göstereceğim. İçeriği de göstereceğim sizlere. Hatta şöyle çekeyim. Bu şekilde. Umarım beni duyabiliyorsunuzdur bu arada, bu şekilde. Skor tahminim net bir skorla kazanacağımıza inanıyorum. 3-0. 3-0. Golleri atacak isimleri de söylüyorum. Mesut'tan 2 gol bekliyorum. Ve son golü de Ener Valencia'dan bekliyorum. Peki. Herkes ümitli kardeşim. 4-1 alırız. Biraz daha bağır kanka. 4-1 alırız. 4-1 alırız. Kim atar golleri? Kim? 2 tane Rossi atar. Aynen. 2 tane Valencia atar. 1 tane de Zalai atar. Tamamdır. Korner. 3-1 bizde net. Tamamdır. Goller kimin? 2 Valencia, 1 Rossi. Valencia 1 olsun. Aga, biz ilk yarıyı 2-0 önde kapatırız. Ha, yarı tahmini de var. Aynen. 2-1 öne, 2-1 şey yaparlar, atarlar. Bir tane Samat da atar, Frey asist yapar. Sonra 3-1'i buluruz. Rahat rahat kazanırız. Hiç kasmaya gerek tamamdır. Yok. Tamamdır. Evet, yorumlar bu şekilde. Ben de diyorum ki maç 2-1 bizde olur ama gol tahmininde bulunamıyorum. Bu şekilde. Maç yorumları alalım. Maçtan önce kaç kaçırdın? 3-0. Mesut, Melisha, Valencia. Sen ne diyorsun kanka? 4-0. Oo, bayağı iddialısın. Şimdilik stat çok dolu değil ama ben süreci size anlatacağım zaten. Yavaş yavaş doluyor zaten. Devam ediyoruz.